Efendim konumuz kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm deyince İstanbul'un çok eski bir semti akla geliyor. Anadolu yakasında Fikirtepe. Kadıköy'de Fikirtepe. Şimdi burada bir kentsel dönüşüm uygulanıyordu. 4 yıldır sürüyor Fikirtepe. Ama bir de bir yandan da karmaşa var. Bu kamulaştırma kararıyla, yeni bir kamulaştırma kararıyla olay yeni bir boyut kazandı. Büyük kazanç bekleyen mülk sahipleri devletin verdiği parayla mağdur olacağız diyor. Müteahhitler de projelerin yavaş yürümesinden şikayetçiydi. Şimdi Fikirtepe'yi en iyi bilen bir isim var telefon hattında. Fikirtepe Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş. Sayın Bektaş, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi tabii ben de Maltepe'de oturuyorum. Yani metrobüsü kullandığım için hep çok görüyorum. Yani önce şunu sorayım. Bu hemen Medeniyet Üniversitesi'nin orada yapılan binalar kaç blok oluyor ki orada? Ne yapılıyor şu anda mesela? İlk önce onun bir gözle gördüğünüz şeyi bir anlatır mısınız bize? Şimdi Fikirtepe'nin genelinde zaten baktığınız zaman 134 hektarlık bir alan burası. Yani nereden baksanız 1,5 milyon metrekareye yakın bir alan. Büyük bir alan. Burada da 57 tane yapı adası oluşturuldu bakanlık tarafından. Bu yapı adaları içerisinde de ortalama büyüklüğü 10 dönüm, 15 dönümlük bir alan. Bunlar da nereden baksanız 4-4,5 emsalle büyüklükte baktığınız zaman 50 bin metrekarelik bir inşaat alanı çıkmış oluyor buralarda. En düşük olanda. Tabii en küçük bu yapılan site içerisine baktığımız zaman da 400-500 taneden aşağı olmamak üzere bağımsız bölüm. Yani daire yapılmakta. Böyle siteler olacak. 57 tane yapı da seçeceğini düşündüğünüz zaman Kadıköy merkezinde böyle bir yapılaşma olacak. Bir yoğunluk oluşacak. Sorunuza bu şekilde cevap verebilirsek. Peki efendim, yani peki orası yeni bir Ataşehir olacak neredeyse. Yani, olacak evet. Da ters giden şey nedir yani mülk sahipleri? Orada eski Fikirtepe'liler ne istiyorlar da olmuyor? Şimdi buradaki sıkıntı şu. Buraya gelen birçok firmanın mali yapısı yetersiz. Bununla ilgili insanlar belli bir teminat ve güvence istiyorlar. Burada firmaların mali yapısı yetersiz olduğu için de bu güvenceyi almadan da icra etmek istemiyorlar. Çünkü bir de firmaların iş yapıp bitirme olasılığını zayıf görüyorlar. Mali yapılarına baktığı zaman. Yaptıkları daha önceki iş yapış bitirişlerine baktığı zaman da eksik gördüğü için de böyle bir şart koşuyor insanlar. Bazen bu da bu haklı olduğunu şöyle görüyoruz insanların. Firmaların çoğu bunları sağlamakta yetersiz. Sağlayamıyorlar. Hem teminat noktasında hem güvence noktasında bunları veremiyorlar. Aslında sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Firmalar kendi sermaye güçlerini, maddi imkanlarını kullanarak da bakanlara belli bir baskı oluşturuyor burada. Burada tabii mahalle içerisinde bazı insanları da yönlendirerek de mahalle içerisinde bazı insanlara baskı oluşturma yoluyla burada kendi imkanlarının eksikliğini kapatarak vatandaşları ön plana çıkarıp imza atmadıkları için işlerin yürümediği noktasında bir varsayımla devamlı halkın üzerine gidilmekte. Biz buna karşıyız. Biz bununla ilgili hatta dün en son Bakanlık İl Müdürlüğü, İstanbul İl Müdürlüğü'nde bir görüşmemiz oldu bu il müdürüyle. Bizim söylediğimiz ana şey şudur. Evet. Şöyle diyoruz ki mesela Fikirtepe ne ister? Teminat güvence istiyoruz diyoruz. Yani bu işin yapıp biteceğine dair firmanın en azından belli bir mali yapısının olması gerektiği, 100 milyonluk bir işe giren adamın ya da firmanın en azından cebinde bir 50 milyon olması ya da buna karşılık bir teminat güvence vermesi, yani bu işi yapabileceğine dair. Bunu istiyoruz diyoruz. Onun haricinde şu anda Fikirtepe'ye giren bir sürü çantacı, yani iş yapamayacak emlakçı açık tarzında firmalar var. Bunun hasbihal kadar cebinde 300 bin lira, 500 bin lira, 1 milyon, 2 milyon lira parayla girmişler. İmzalar almışlar. Adaları satmaya çalışıyorlar, pazarlamaya çalışıyorlar. 1 milyon maliyet yapmışlar. 10 milyon liraya adaların dosyaları dolaşıyor piyasada. Biz bundan önlenmesini istiyoruz. Yani insanların malı üzerinden başkalarının emanlanmasını istemiyoruz. Bu tarz firmaların burada ayıklanmasını istiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki firmalara bir şekilde, yani milyoner olduğunuz havası oluşturuldu burada. Bu milyoner olduk havasıyla insanlar sözleşmeyi okumadan imza attılar. Yani bazı komşuları atınca kendileri de dedi bak nasıl olsa devlet bize bunu bu imkanı sağladı, bizi korur hesabıyla imza attılar. Ancak aradan geçen zamana baktığınız zaman ilk çıkan plan notlarıyla verilen birçok hakta geri alındı ve bu sefer insanlar ciddi manada sözleşmeyi incelediği zaman bakıyorlar ki gerçekten bozuk ve düzensiz ve sakat maddeler dolu sözleşmeyi imza atmışlar. Bunların tekrardan gözden geçirilmesini ya da en azından bakanlığın tek tip bir prototip sözleşme metni ortaya koyup bununla gelen insanları da biz kabul ediyoruz demesi lazım. Rakamlara karışmadan. Orada insanların kendi pazarlık payının olması lazım. Yani adil bir sözleşme istiyoruz diyoruz. Geçiyorum, ondan sonra diyoruz ki sözleşmenin çoğunda herhangi bir fesih ya da firmayı bağlayıcı madde yokken vatandaşı ciddi manada tazminat yüküyle karşı karşıya bırakan maddeler var. Bunun haricinde projenin başlangıç tarihi belli değil. Fesihle ilgili bir madde yok. Tamamen imza attıktan sonra elinizi kolunuzu kaptırmış oluyorsunuz. Ve firma ne zaman başlayacak, ne yapacak hiçbir bilginiz yok. Bir malumatınız yok. Firmayı sıkıştıramıyorsunuz. Bunların düzeltilmesi ve sözleşmenin bu şekilde maddelerin konmasını istiyoruz diyoruz. Ya geçiyorum, peki bir şey soracağım. Bu tanıtımlar yapılıyor. Orada gökdelenler dikilmiş. Şimdi bunları yapacak firmalar yeterli değil mi? Devlet ilk önce bu firmaları denetleyemiyor mu orada, yani vatandaş yine mağdur olacak? Ben şöyle bir şey söylüyorum. Şunu da iddia ediyorum. Şu anda bile ruhsat almadığı halde birçok firma el altından lansman adı altıyla, önse talep toplama adı altıyla satış yapmakta. Bakanlar da bunu söylediğimiz zaman bakanlık yetkilileri televizyonda reklamları görüyoruz, demek ki satış için yapıyorlar bunu diye diyerek geçiştiriyorlar. Bu manada Fikirtepe'ye girmiş olan birçok firmanın mali yapısının yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Normalde mali yapısı
yeterli olmuş olsaydı işi yapıp daha sonra satışa yönelebilirdi. Bu bir tercih sebebi olabilir. Firmanın mali yapısı yeterli ama satıp da yapmadığı tercih edebilir. Ama biz burada zayıflıktan kaynaklarını düşünüyoruz ve birçok firma önce satıp daha sonra yapma yolunu tercih edecektir ki bu ileride olabilecek her türlü kriz ya da mali dengesizlikler noktasında ciddi olarak insanların başına dert olacaktır düşünüyoruz. Çünkü bu Beylikdüzü ya da Esenevler'de bugün bazı yerlerde eylemlere de şahit oluyoruz. Bu tarz şeylerle biz muhatap olmak istiyoruz. Onun için kavgamızı baştan verelim. Güzelce sözleşmemizi sağlam yapalım. Sağlam zeminler altında yapalım. Ondan sonra firma iş yapacaksa buyursun yapsın diyoruz. Yani biz burada herhangi bir firma, abi firması, B firması diye ayıklama yapmadan diyoruz ki sözleşmeyi sağlam yapalım. Evet. Teminatımız, güvencemizi koyalım. Artı insanlar ne alacak bunu da bilelim. Bunun paylaşımını yapalım. Ya peki şimdi o Fikirtepe boşaldı. Çoğu insanlar gitti. Evler yıkık dökük. Evet. Yani Suriyeli sığınmacılar kalıyor bazı yerlerde, evlerde duyuyoruz. Filmden film platoları oldu bazı yerler. Şimdi bu Fikirtepe'liler nerelere gittiler? Anadolu'ya mı gittiler? Ev mi kiraladılar? Bunlara firmalar ev kiraladı diye haberler yaptık bir ara. Hala oturuyorlar mı orada? Firmalar sağlıyor mu bu kiraları? Şimdi ben biraz da şeyi yoğunlaştım. Hani kendi şeylerimizi mesaj olarak vermeye çalıştığım için sizin söylediğiniz noktaya da gireceğim ben. Bir iki noktaya daha girip sonra sizin sorunuza döneyim mi? Öyle bir şey var mı? Vaktiniz varsa. Şöyle bir şey diyeyim. Hani insanlar ne istiyor burada diye. Demin dört tane maddeyi saydım. Bizim haricinde bir de Fikirtepe'nin genelinde şey var. Mesela Fikirtepe haricinde tüm kentsel bir dönüşüm bölgelerinde devletimiz işte Bağdat Adası'ya da dahil olmak üzere müteahhitlerin verdiği kira yardımının haricinden kira destek payı ödemekte. Bu Fikirtepe'ye verilmemektedir. Biz bunu da buraya sağlanmasını istiyoruz. Son yasa çalışmasıyla birlikte olacağı söylendiğinde bunun da sağlamalanması, bir ayrımcılık yapılmadan Fikirtepe'ye verilmesini talep ediyoruz. Yani bunun son noktaya bağlanmasını istiyoruz. Bunun haricinde diyoruz ki ruhsat değil, sözleşme esasında insanların alacağı yerlerin belirlenmesi izni talep ediyoruz. Yani biz imza atmışız. Fikirtepe'nin %80-%90'ı imza atmış. Çoğu da boşaltmış. Sizin demek sorunuza da bunun içine temas edeceğim. Burada insanlar imza attığı halde alacakları yerleri bilmiyorlar. Bugün mesela biz geçen bir hasbelkader bir firmanın satış ofisini telefonla aradık. Bize diyor ki telefonda 157 metrekare daire diyor $750,000. Bakıyorsunuz metrekare iyi, fiyat iyi. Ya ama bu fiyatta bir farklılık var. Daha sonra araştırıyoruz içeriğinde ne var diyoruz. Merdiven boşluğu, otoparkı, şusu busu. Diyoruz ki en son hanımefendi biz alacağımız, oturacağımız dairenin Çin'in metresini önlemek istiyoruz. Bize 157 metrekare olduğunu söylüyor. Bakın arada 100 metrekare fark var. Burada satın alanla dahil, burada zaten vatandaş içinde ciddi manada belirsizlik var. Yani burada 150 metrekare, 200 metrekare brüt alan gözükürken nette insanlar ciddi bir kayba uğrayacaktır. Çünkü burada biz anlaşma yaparken anlaşma yapan insanların çoğuna deniyor ki işte sana 100 metrekare 4 tane daire vereceğim. Ama bu oturulabilir alan mı? Otoparkı, yolu, merdiveni her şey içinde olan mı? Bunlar belirsiz. Biz bunun netleşmesini istiyoruz. Şimdi insanların çoğu artık 4 yıllık zaman kaybından dolayı sosyal ekonomik çöküntüye ulaşmış durumda burada. İşlerinin ilerleyemeyişinden dolayı. Tabii birçok binada metruk hale gelmiş, boş bulunuyor. Suriye'deki savaştan dolayı da oradan kaçan insan, hala yardımcı olsun diyoruz onlara da. Biz bunları da kesinlikle o insanları hakir görmek durumunda değiliz. Elimizden gelen yardımı da burada göstermeye çalışıyoruz. Ama tabii burada Suriyeliler üzerinden giden de bir şey varken bunun haricinde Türkiye içinde de birçok suça bulaşmış ya da farklı kirli ilişkilere bulaşmış insanlar da kaçarak İstanbul'un göbeğinde, Kadıköy'ün kalbinde, Fikirtepe'de bu metruk binalarda çok değişik işlerde bulunmakta, çalışmaktalar. Bunları da gözlemliyoruz. Burada gündüz vakti mesela çoluk çocuğun, bayanların gitmek zorunda kaldığı yerlerde bazen erkeklerin bile gitmekte çekindiğini, korktuğunu gözlemliyoruz. Böyle bir ortam var burada tabii boşaltılmış olmaktan dolayı. O da neden kaynaklanıyor? İnsanlar artık burada kimi yerde de şantiyeye dönmüş, kimi yerde yıkılmış, kimi yerde boşaltılmış. Artık anlaşmış olsun ya da olmasın, gücü yetmediği için ya da oradaki sosyal yaşam hakkı sınırlandırıldığı için, aile yapısına uygun ortam kalmadığı için mecburen taşınmak durumunda kalıyor. Ya bir şey soracağım. Hiç mi devam eden inşaat yok orada şu anda yani? Şu an burada şöyle bir şey söyleyeyim. 6 tane ruhsat verildi. Son 6. ruhsat da 3 hafta önce aldı. Şimdi bunların aldığı yerlerde de inşaatlar bir tane firmanın haricinde diğerleri şu an temellerini yeni yeni atıyorlar. Kentsel dönüşüm ya da özel proje alanı uygulamasının ya da ilanının üzerinden geçen 4 yıla rağmen şu ana kadar bir tane bile inşaat yoktur maalesef. 6 ruhsat adasının haricinde belki 2-3 tane de alanda hafriyat çalışması vardır. Ama geri baktığımızda 40 tane adada herhangi bir faaliyet yok maalesef. Evet, Fikirtepe'de kentsel dönüşüm var ama biraz zorlukla ilerliyor. Bu konuda Fikirtepe Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş'la konuştuk. Çok teşekkürler Sayın Bektaş. Ben çok teşekkür ederim. Son bir iki cümle eğer vaktiniz varsa söylemek isterim ben. Biz bununla ilgili dernek olarak, hani dernek sosyal bir görevimiz olduğu halde TİKTAK kuruluşu gibi bakanlık olsun, belediye olsun çeşitli çözüm önerileri sunmaktayız. Bakanlığa da bunları sunuyoruz. Genel kentsel dönüşüm noktasında bizim söylediğimiz talepler bu İzmir, Karabağlar, Limontepe, Saraçlar ya da genel G
Gazi Osman Paşa, Esenler ya da neresi diyelim Beyoğlu. Buradaki insanların da genel beklentileridir. Yani devlet burada bazen artık servis piyasası, ticari hayatı ben müdahale etmek istemiyorum dese bile bu kentsel dönüşüm sağlıklı işleyebilmesi, insanların emin ve güvenli bir şekilde rahat huzur dolu bir şekilde imza atabilmeleri için bazı şartları kendisine sağlaması gerekmektedir. Burada da firmalara bu şartları sağlayıcı baskı oluşturması lazım ya da en kötü ihtimalle kendisinin bu şartı oluşturması lazım. Çok kısa özet bir şey söylüyorum. Kamu ihale kanunundaki geçerli olan maddeleri ki şudur. En basit bir işinde bile nasıl kendisini sağlamalıyorsa bu şartları sağlayıcı önlemleri bu tarz yerlerde özellikle kentsel dönüşüm uygulaması yapılan yerlerde, mecbur koşulan yerlerde bu şartların uygulanmasını istemesi lazım. Onun haricinde fazla da bir sıkıntı kalacağını sanmıyorum. Bir de şu nokta var. Burada bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yerler, devlet burada kentsel dönüşüm, deprem odaklı bir kentsel dönüşüm başlatmış bulunmakta. Biz bunu faydalı gördük başında. Ama yaşamsal olarak insan odaklı düşündüğüm zaman da gerçekten buradaki insanların böyle yüksek apartmanlarda yaşayıp yaşamak istemediğini sorgulaması lazım. Belki insanlar bahçeli iki katlı yerlerde de yaşamak istiyor olabilirler. Bunlar da dikkate alınaraktan ona göre proje geliştirmesi lazım. İnsanlar beton yığını içine hapsetmektense doğayla toprakla iç içe yaşayacağı geniş ferah alanların projelendirilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Ben bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Sayın Bektaş.